A olmak üzere fx fonksiyonun görüntü kümesi olan a aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi görüntü kümesi demiş. Normalde burada mesela tanım kümemiz bize fx şöyle diyelim fx eşittir y ifadesinde tanım kümemiz x'i veriyordu. Karşılık gelen y değeri de görüntüyü veriyor. Dolayısıyla burası x burası y olacak. Şimdi tanım kümesi reel sayılar olduğunu vermiş. Bize görüntü kümesini soruyor. Görüntü kümesi dediğimiz fx değerimiz. Dolayısıyla yani buradaki değerimiz y. Yani şöyle yazalım. Y eşittir x bölü x kare artı bir ifadesinde y'nin alabileceği aralığı arıyoruz. Şimdi şöyle bir içten dışlar çarpma yapalım burada. Y x kare artı y eşittir x. Y x kare artı hatta x'i buraya alalım. Eksi x artı y eşittir 0 geldi. Şimdi dediğim gibi burada x'in aralığını değil y ile ilgili bilgi istiyoruz. Buradaki y dediğimiz değer için de burada şimdi mesela bir reel sayı mesela x yani tanım kümesinin elemanları bir reel sayı olduğu için Dolayısıyla burada reel sayılar yani e, kökü olan bir denklemi olması lazım. Mesela burada x kare ifadesi verdiğine göre bu denklem x'e bağlı bir denklem. Dolayısıyla x'e bağlı bir denklem ise bu denklemde kökleri sonuçta reel sayı ise bu denklemin o zaman deltasını düşünecek olsak yani kökleri varsa bu denklemin deltası da o zaman sıfırdan büyük olabilir. Mesela sıfırdan delta sıfırdan küçük olamaz. Delta sıfıra eşit de olabilir. Sonuçta çift katlı kök de olabilir. Ama delta sıfırdan küçük olamaz. Çünkü bu denklemin kökleri olmalı ki buradaki tanım kümesinde reel sayıların elemanı olsun. O yüzden mesela kökleri olmamış olsaydı, delta küçüktür sıfır olsaydı bu kökler karmaşık kökler gelirdi. Ama burada bize tanım kümesinin yani x değerlerini karmaşık değil reel kökleri olduğunu söylüyor. O yüzden de delta sıfırdan büyük ya da eşit olacak. Bu denklemin deltasına bakalım. Delta dediğimiz neydi? Şöyle hatırlayalım. ax x kare artı b x artı c eşittir işte sıfır ifadesinde delta b kare eksi 4 a B dediğimiz x'in katsayısı. Buradaki x'in katsayısı eksi 1'in karesinden 1. Eksi 4 çarpı A dediğimiz x karenin katsayısı çarpı C. C dediğimiz de sabit. Bu ifade dediğim gibi sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekiyor. 1 eksi 4 y kare büyük eşittir 0. 1 büyük eşittir 4 y kare. Amacımız y'nin aralığını bulmakta. Görüntü kümesini arıyoruz. Y'yi tek başına bırakırsak y kare büyük eşit, küçük eşittir gelecek. 1 bölü 4. Burada şöyle diyelim y kare küçük eşittir bu şekilde sıraladım 1 bölü 4 dediğimiz zaman buradaki aralığımız şimdi 1 bölü 4 hatta şöyle yapalım bu ifadeyi şuradan devam edelim. Buradan çünkü köklerini net bir şekilde gösteremeyeceğim. Buradaki çarpanlarına ayırsak 1 eksi 2'ye 1 artı 2'ye büyük eşittir 0 şeklinde biz bunun çarpanlarını ayırabiliriz. 1 eksi 4 y kareyi. Dolayısıyla bu ifadeyi 0 yapan değer. Buradan y tek başına bıraktığımız zaman buradan 1 bölü 2 buradan da eksi 1 bölü 2. O zaman y'ye ait bir tablo çizeceğim. Ve köklerimiz eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2. Bu şekilde göstersem daha net anlaşılır. O yüzden buradan devam etmekten vazgeçtim. Dediğim gibi köklerimiz y'nin tablosunu yaptık. Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2. Tablo şimdi burada eksi 4 y kare dediği için y karenin kat sayısı negatif olduğu için eksiyle başlıyorum. Artı eksi. Tek katlı kökler ve dahilik olduğu için içlerini de tarayacağım. Büyük eşittir istemiş bizden. O zaman tarayacağımız kısım burası. O yüzden de y'nin alabileceği değer bu aralıkta olduğuna göre eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 aralığında kapalı aralık gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla buradan cevabımız A şıkkı geldi.